Şimdi bakalım benden ne saklıyorsunuz? Sen zahmet etme, ben kendi işimi hallederim Yıldız abla. Aa, bu cam niye açık ya? Bozulmuş mu? Hay Allah ya. Uf, nasıl oldu ki bu? Zeynep. Yıldız abla. Ya sen yapma dedin ama benim içim rahat etmedi. Bak katladım çamaşırlarını. Aa, ne oldu? Vidası gevşemiş herhalde. Baksana be. Dur. Ceketi de ben bakayım. Şş, sen bakma ya. Sen bakma, Ege'yi çağır. Ya anlamadım. Vidası çıkmış. Ya gevşemiş herhalde. Nasıl oldu anlamadım. Olmuyor böyle. Bunun vidası yalama mı olmuş? Yani her şeyde bir aksilik ya. Her şeyde bir aksilik. Ay Zeynep'ciğim ya, sen takma, ben hallederim onu. Söyle, gittin mi annene? Gittim. Hı. İşte dün yemeğe çağırdı beni. Fasulyeyle pilav yapmış. Önce kıyamadım. Ama evin önüne geldiğimde giremedim içeri. Ya, yapamadım Yıldız abla. Sanki Feraye teyzeye ihanet ediyormuşum gibi hissettim. Ne ihaneti ya? Annen ne yaptı yine benim anneme? Ne oluyor? Neyse, ben şunu bir halledeyim. Sonra bir kahve yaparım, konuşuruz, tamam. Olur. Sesiniz geliyordu da. Hah, işte şimdi oldu. Hayırdır? Ay Egeciğim, çıkmış bu ya. Yapamıyorum ben de. Bakayım. Allah Allah, nasıl olmuş bu? Bilmiyorum. Of Yıldız, çık git bir şuradan ya. Yalnız bırak şunları. Ben sana tornavida pense falan getireyim. Zahmet olmaz abla, yerini bilmiyorum. Yok ablacığım, ne zahmet. İşte sonunda baş başa kaldınız. Konuşun bakalım. Ege, ablacığım bunları buldum. Şimdilik ben alet kutusunu arayayım, tamam? Tamam, tamam abla. Cihan mı? Sana ne Ege? Allah Allah. Bak, merak uyandırmacalar falan. Ya dün baş başa yemek yiyince merak ettim ne oldu diye. Ya niye merak ediyorsun sen ya? Sen merak falan etme. Ege, yani zaten başımda bir sürü sıkıntı var. Bir de sen bu konuyla üstüme gelme lütfen. Ne sıkıntısı var acaba yine başında? Sıkıntı derken annenle olanlar mı? Evet. Annemle olanlar. Dün yemeğe çağırdı beni. Ama içeri giremedim Ege. Yapamadım. Sanki Feraye teyzeye ayıp olurmuş gibi hissettim. Ya giremedim içeriye. Annemle ne alakası var? Ne yaptı senin yine annen ya? Annen o senin Zeynep. Hayatından çıkaramazsın ki. Evet ama yan yana da gelemiyorum. Yaptıkları affedilir gibi değil. Ne yaptı ya? Ne yaptı? Hepimiz hata yapıyoruz Zeynep. Bazen affedilmeyecek hatalar da yapıyoruz. Ben mesela öyle bir hata yaptım. Neden sustular? Öpüşüyorlar mı yoksa? Hepimiz bazen hatalar yapabiliyoruz. Ama Cihan'la yediğim yemeği kastediyorsan... Ben bunda bir yanlış görmüyorum. Üstelik keyifli bir sohbetti. Eminim öyledir. Ben şuna bir bakayım. Bülent amcayla bir konuşabilsem... Yani her şey netleşecek ama... Ona da ulaşamadım ki. Sen de ulaşamamışsın. Ya siz niye benim babama ulaşmaya çalışıyorsunuz? Ya deli olacağım. Nerede kaldı bu Yıldız abla ya? Sanırım o da bilmiyor yerini. Ne diyor ya? Annemle Bülent amcanın arasında olanlar. O ses ne ya? Üf, ne oluyor ya? Şırtıdan duyamıyorum. Bu ne? Bu ne? Ah. O ne ya? Melis. Melis! Ege? Ne oluyor böyle? Melis Zeynep'in odasına telsiz koymuş. Ne demek bu ya? Evet, hem de yatağımın kenarına saklamış. Neden böyle bir şey yapsın ki? Bilmiyorum ama yapmış işte. Şimdi öğreniriz. Tabii bulursam. Odada yok, hiçbir yerde yok. Melis! Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Tamam. Ege lütfen. Bak Melis hamile biliyorsun. Onunla benim konuşmam daha doğru olur. Lütfen sen sakin ol. Ben sakinim Feraye teyze. Gayet sakinim. Sadece konuşacağım. Nerede Melis? Melis! Ah, Zeynep. Siz odada ne yapıyordunuz? Biz hiçbir şey... Pencere bozulmuştu. Ege de ona bakmaya gelmişti. Zeynep'ciğim böyle şeylerle ilgilenen ustalarımız var bizim. Bir telefon açarım. Gelir buraya. Evet ama ben... Ama sen ne Zeynep? Burada işlerin ne noktalara geldiğini gördük değil mi? Ve ben seninle konuştum. Sen de bana söz verdin. Evet ama Ege'yi ben çağırmadım ki Feraye Hanım. O Yıldız ablayla benim sesimi duyup geldi yukarıya. İşte senin bir sözün yetiyor Ege'nin koşup gelmesine. Görmüyor musun? Yalnız kalan hep Melis oluyor. İşte çaresizlik de onu böyle saçma sapan şeylere zorluyor Zeynep. Daha dikkatli ol lütfen. Haklısınız. Daha dikkatli olacağım. Lütfen Zeynep. Melis! Melis! Hah! Ne oluyor? Bu yaptığın ne? Ne oluyor? Ne yapmışım ben yine? Ne bu Melis? Ha? Bebek telsiz aşkım. Anlamazlıktan gelme. Zeynep'in odasında ne işi var bunun? Sen Zeynep'i mi dinliyordun? Yok artık ya. Ne dinleyeceğim ben onu? Niye odasında o zaman? Ben onu dün koymuştum ya oraya. Allah Allah. Ben neden görmedim? Gözlerin başka yerleri gördüğü içindir o. Melis, laf sokmayı bırak. Zeynep'in odasında ne işi var bunun? Ya Ege... Zeynep Yiğit'in odasına çöreklenmeden önce biz o odayı ne yapacaktık? O nasıl laf Melis? Ayıp oluyor. Sorun değil. Ben alıştım. Ya her neyse ne. O odayı biz bebek odası yapacaktık değil mi? Süsleyecektik, duvarlarını boyayacaktık, beşiğini hazırlayacaktık. Öyle yapmayacak mıydık Ege? Doğru. Öyle mi? Ben bilmiyordum. Ama işin içine Zeynep karıştı. Yine geldi, daldı hayatımızın içine. Bu mu yani? Egeciğim. Yani Zeynep sonuçta kalıcı değil mi? Bir gün illaki gidecek. Hem belki de o Cihan denen adam ona güven verecek, elinden tutacak. Belki de alıp götürecek. Değil mi Zeynep'ciğim? Yani ben de o yüzden orayı bebek odası yapacaktım. Onun için koydum ben o telsizi oraya. Hani yarın öbür gün odamızda ya da salonda seninle vakit geçirirken... Böyle bebeğimiz ağlar, duyar mıyız, duymaz mıyız, çeker mi onu kontrol etmek için. Biraz daha sabredip Zeynep gittikten sonra deneyebilirdin. Yok artık ya. Yani Zeynep burada diye hayallerimizi mi erteleyeceğiz biz? İnanmıyorum ya. Kusura bakma Zeynep. Bebek odası olacağım neden söylemedin bana?